TV35 ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Yeni bir haber aktif akşamında sizlerle birlikteyiz canlı yayınla TV35 ekranlarında ve bu hafta önemli konuları konuşacağız. Özellikle İzmir siyasetine dair çok önemli konulara parmak basacağız. TV35 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mithat Umutoğulları ile birlikte bu konuları değerlendireceğiz. Sayın Umutoğulları hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İzmir'in siyaset nabzı bir türlü düşmüyor. Vallahi şöyle... Artık İzmir'de bence siyasetin dili değişti. Yani bunu bu programın içerisinde göreceğiz ama artık her şeyi konuşuyor ve tartışıyoruz. Tartışır hale geldik. Yani bir büyükşehir belediye başkanının ya da bir milletvekilinin, bir meclis üyesinin yani normal sosyal medyadan attığı küçük bir tweet bile artık olay konusu oluyor. Günlerce konuşuyor. Bir de şey olmuyor mu Sayın Umutoğulları? Yani artık siyasetin bir ağır tarafı vardı. Artık bu biraz yerle yeksan edilmiş gibi geliyor bana. Ya, son dönemdeki bir siyasi argümanları basit gözümden aldığımızda. Basit örnek vereyim. AK Parti ve CHP açısından Çalbella tartışması olmuştu. Evet. Sevgili Banu Özdemir tutuklanmıştı. Hı hı. Sadece tutuklanma gerekçesi ki ben bu stüdyolarda ilk tutuklandığı akşam da söylemiştim. Bir siyasi kimliği olduğu içindi. Yoksa vatandaş Alper, Mithat o tweet atsa bunun hiçbir önemi yoktu. Zaten o günkü manşetlere dikkat edersen CHP'li işte şu bir CHP'li üye, CHP'li il yöneticisi, hı hı. CHP'li bilmem ne deyip şey yaptılar. Sonuç işte gördük 8 gün mü 10 gün tutuklu kaldı. Serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde de beraat etti. Evet. Şimdi ama günlerce İzmir kamuoyunu meşgul etti. Bu algı da oluşturuldu ayrıca. Şimdi şöyle ama şurada şunu da sorgulamak gerekiyor. Şimdi bir taraftan camileri kontrol eden o güvenlik duvarını aşılmaması noktasında sorumlu olanların onlarla ilgili hiçbir uygulama yok ama iş işte şeye gelince Çağbella neredeyse İşte bir dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim kampanyasında ya da belediyedeki bazı toplu iş sözleşmelerinde falan çok ön plana çıkmıştı. Çağbella cümlesini neredeyse onunla eşleştireceklerdi. Hatta bu işi CHP yaptıra getireceklerdi. Ya dolayısıyla şöyle oluyor aslında. Biraz buna dikkat etmek lazım. Bugünkü aslında konularımızın çoğu tam o noktada böyle çok çarpıcı örneklerle gelecek. Getireceğiz izleyicilerin önüne. Dolayısıyla zaman ve süreç geçtiğinde vatandaş görüyor her şeyi. Yani bugün yaşananlarla ilgili de en azından şu tabii biraz geriye dön. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani bu algı üzerinden en çok mesela zarar gören isimlerinden bir tanesi İzmir Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken sadece okuduğu bir şiirin büyütülerek hakkında dava açıldı ve tutuklanıp belediye başkanlığı koltuğundan indirilmişti. Özgürlüğünden yani, mahrum kalmıştı. Tabii bu maalesef her dönem var. Evet. Şimdi bu algı operasyonlarının aslında vatandaş üzerinde sadece günlük sohbet konusu oldu ama inandırıcılık konusunda açıkçası çok inandırıcılığın kalmadığını görüyoruz. Yani, peki bu dilin özellikle son haftanın gündemine nasıl yansıdığını da konuşmaya başlayalım zamanımızı da doğru değerlendirebilmek adına. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün süren bir yağmur vardı ve bu yağmur İzmir'de Mavişehir bölgesinde özellikle bir su denizin taşmasına ve su baskınlarına sebep oldu. Bu tartışmayla birlikte belediye meclisinde ve özellikle AK Parti CHP kanadı arasında çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu konuya dair haberlerimiz de var, izleyeceğiz ama ön görüşlerinizi alalım önce. Ardından da haberi biraz detaylandıralım. Ya şöyle, bundan bir örnek vereyim. Çok da güzel bir şey olur. Ben spor servisindeyken, bir gazetede spor servisinde çalışıyordum. Yağmur yağdığında ilk koştuğumuz yer, futbol oynayanlar bir Altındağ'da bir toprak saha vardı. Çamdip tarafında. Hemen oraya koşardık. Çünkü neden? O günün maç varsa yağmur yağmış ve o saha alabildiğince çamur olurdu. Dolayısıyla top yere düşünde zıplamazdı. Yani o derece olurdu ama hani amatörün çilesi diye başlıkları atardık böyle. Çünkü evet. Bizim için hazır malzeme olan bir yer. Haber kaynağıydı yani. Aynen. Şimdi Mavişehir de aslında böyle bir yer. Şimdi Mavişehir'in hani su bastı, nasıl bastı, bunun gerekçesi neydi, büyükşehir mi suçlayacağız, hükümeti mi suçlayacağız? Şimdi aslında Mavişehir'i elinize nereden alırsanız elinizde kalan bir bölge. Yani rantın en yüksek olduğu, özellikle inşaat sektörünün bir türlü bitmediği bir bölge. Şimdi gerekçesi şu.
Şimdi Mavi Şehir'deki arsalarla ilgili birçok tartışmalar yaşandı. Daha çok yakın tarihte işte Karşıyaka Belediyesi ile belediyesinin girip alamadığı bir arsanın 50 trilyon, bir arsanın eski payla 60 trilyon, 60 milyon satıldığı bir yoğun tartışmaların olduğu bir tartışma vardı ki son olarak Cemil Tugay'la da konuşmuştuk bu konuyu. Ki gitti, gittiğimizde de arsanın bir bölümün denizin içinde olduğunu görmüştük. Şimdi bakanlık orayı satışa çıkarıyor ve orayı imara açıp açacak bir durumda veriyor. Şimdi kimse bunu sorgulamıyor. Şimdi mesela şöyle, meseleye şuradan bakalım. Şimdi Mavişehir'i su basıyor ve bugün baktığınızda bütün yapılaşmanın büyük bölümünün işte TOKİ ya da işte emlak konutları üzerinden gittiğini görüyoruz. Tartışmalar genelde o minvalde devam. Yani doğru. Yüksek binaların çoğu orada yapıldı ama birçok o dönemki yerel yöneticilere baktığımızda ya da işte STK'lara baktığımızda itirazlar, mahkemeler sürekli o minvalde devam etti. Yani insanlar oraya yapı olmaz, bak burası su, işte şeyi yapıya uygun değil tartışmaları vardı. Zeminin uygun olmadığı defalarca tartışıldı. Ama neye gitmezse hep sürekli rantın yüksek olduğu ve yüksek binaların çok çoğu olduğu. İşte bir dairenin 2-3 milyon liradan bahsedildiği bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla hep böyle iş dünyasının hep dikkatini çeken, ilgisini çeken bir yer oldu. Şimdi tartışmalar su basıyor ve işte İktidar Partisi'nin meclis üyeleri yerel yöneticileri suçluyor. Şimdi en basit bir şey söyleyeyim. Su baskını olduğu sabah 5 civarında su baskını oluyor. 5 civarında ilçe belediye başkanı, Karşıyaka Belediye Başkanı olay yerine gidiyor. İşte Çiğli, Konak, Karabağlar, Bayraklı, yani yakın ilçe belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin bu su vidanjörlerini, elinde ne kadar malzeme varsa onları istiyor ve çalışmaya başlıyor. Hızlı bir koordinasyon da var. Tabii 4-5 belediyenin olduğu, ilçe belediyelerinin olduğu bir koordinasyon ve sabah 1 gibi su boşaltılmış oluyor. Yani su tamamen bitmiş oluyor. Şimdi aynı dayanışma örneğini depremde de verme şansımız olur. Depremde mesela hala örnek vereyim size. Şeyde en son deprem Elazığ'da oldu. Hala Elazığ'da deprem şeyleri var değil mi? Tabii. Hala mahalleleri var, köyleri hala var. Etkisi altında kalan, hala halen şeyde yaşayan bölgeler var. Konteynerlarda yaşayan vatandaşlar var. Aynen öyle. Fakat İzmir'de deprem oldu. Yaklaşık bir ay sonra çadırda yaşayan ya da konteynerde yaşayan kimseyi görmediniz. Şimdi bu neyle oldu? İşte yerel yönetimin buradaki yerel yöneticinin dayanışmasıyla oldu. Şimdi sağduyu da vardı tabii ama yerel yönetimlerin çalışmaları ve dayanışması şimdi, çok önemli. Her yerde Elazığ'da yok muydu? Tabii ki vardı. Milyonlarca lira para toplandı. Yani Türkiye'nin her tarafından dünya kadar yardım gitti yani. Aslında bu örneği verirken diyorsunuz ki 6 saatlik bir çalışmayla sonuçlandırılmış bir hızlı bir müdahale var. İlçe belediyelerin dayanışması var. Ama AK Parti ve kanadında bu mesele üzerinden, bu doğal afet mesele üzerinden büyük bir eleştiri var yerel yönetimde. Ya şimdi şöyle, hani ihmalle ilgili bir hani eleştiri olur. Şimdi bir belediye başka bir bina yapılmıştır. Defalarca gündeme getirmişindir ama sonrasında o bina yıkılmıştır. Belediye ihmal etmiştir. Gelen eleştiriyi dikkate almamıştır. Evet. Şimdi o zaman bu konu devreye girer. Burada eleştiri şimdi, hakkınızı şimdi, kullanırsınız. Şimdi şöyle oraya hatırlayın. Şu an iktidara yakın bir inşaat şirketinin ki adı çok sıkça son dönemler Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin sattığı bir arsa üzerinden ismi çok gündeme geldi tekrar. Cengiz İnşaat, söyleyelim ismini. Çok gündeme geldi. Orada mesela birçok firma, özellikle bunların çoğu iktidara yakın olan firmalar, evet, yüksek katlı yapılar yaptı. Birçoğuna belediyeler karşı geldi, ruhsat vermediler. Nereden aldılar ruhsatı? Gidip bakanlıktan alanlar oldu. Şimdi dolayısıyla burada halledemediğince Ankara'da halledenler oldu. Öyle oluyor. Şimdi son çıkan hükümetin çıkardığı yasayla son 5 yıldır herhalde, 5-6 yıldır ilçe belediyelerinden vize alamayanlar çevre şehirciliğe gidip ruhsat alıyorlar. Ruhsat kesebiliyorlar yani. Şimdi dolayısıyla şuraya geleceğim. Dolayısıyla evet, şimdi bugün burada bunu
Buna itiraz etmeyenler, orada yapılaşma olurken işte bütün CHP'li belediyeler ya da odalar gidip oralara dava açılırken yürütmeyi durdurma için çaba gösterirken hiçbir AK Partili meclis üyesinin ya da siyasetçinin, bir milletvekilinin mesela bu konularda sesi çıkmıyor. Yani orası zararlı, yanlış, buraya yapı yapılmaması lazım. İşte denizin kenarında çok katlı binaların olmaması lazım gibi eleştiriler olmuyor mesela. Evet. Yani ben burada çok teknik konuşmuyorum sevgili Alper. Hani halkın anlayacağı dilde konuşuyorum. Şöyle dolayısıyla, yapalım o zaman. Olayları şuraya bitireyim. Peki, bağlayalım. Dolayısıyla şimdi mesele böyle olmayınca, şimdi buna sesini çıkarmayanlar su baskını olduğunda ayda eleştiri bombardımanı tutuyor. Evet, burada şimdi, benim önümde notlarda da var. Ciddi eleştiriler var. Özellikle Tunç Soyer ismine de çok ciddi eleştiriler getirilmiş. Şimdi Tunç Soyer mi yaptı orayı? İşte onu göreceğiz. Ya da Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay mı yaptı orayı? Şimdi eğer böyle doğal afetleri oluşturabilme yetenekleri varsa zaten belediye başkanlığı var. Yapmasınlar. Başka şimdi onu muhtemelen izleteceğiz sevgili izleyicilere. Hem İzmir'de olan yağış, evet, hem de İstanbul 2017'de. Neden 2017'deki yağış olayını aldık? O zaman AK Partili belediye başkanı vardı. İstiyorsan iki şeyi peş peşe izleyelim. Ben zaten yönetmen arkadaşımı sevgili Özgür hazırsa önce Mavişehir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen iki videoyu da arda arda bağlayalım ki konunun genelinden kopmamış oluruz böylelikle. Önce geçtiğimiz günlerde Mavişehir'de meydana gelen su baskınları, hemen ardından da 2017 yılında İstanbul'a döneceğiz. Ardından stüdyodayız. İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir mahallesinde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı. Öte yandan siren sesine uyanan site sakinleri araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti. Evet, bu geçtiğimiz günlerde Mavişehir'de meydana gelen su baskını, yağmur sonrası meydana gelen su baskınlarında yaşanan olaylardı. Diğer videoyla ilgili bir sorun mu var arkadaşlar? Ekrana getirebilecek miyiz? 2017 yılını hatırlayacağımız o videoda eğer hazırsa onu da bir ekranlarımıza getirelim. Ardından bakalım burayla ilgili bir kıyaslama ve bu kıyaslamanın nasıl olacağı da ilgili. Aslında evet, sanırım bir teknik sorun var şu anda. Evet. İkinci videomuzu ekranlara getiremiyoruz ama özde şu var. Şimdi bu olay İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Diğer bahsettiğimiz olay 2017 yılında İstanbul'da Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, AK Parti'den belediye başkanı iken ya çok örnekler yaşanan var. Olay. Ankara'da Melik Gökçek olduğu dönemler, o alt geçitlerin kapandığı, yolların su şakalara olduğu bile konu olan Ankara'da tabii, deniz olmamasına rağmen dalgıçlar vardı denilen gibi durumlar vardı. Şimdi evet, su tartışması aslında çok uzun zamandan beri var. İşte atıyorum mesela 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu belediye başkanı yine bölgede su baskını önlemek için düşünün İSU proje geliştiriyor. Orada bu projeyi hayata geçirmek için TOKİ ile protokol yapıyor. Peki yani, şunu yapamıyor TOKİ mu? Diyor ki, TOKİ diyor ki arazi benim. Evet. Bana soracaksın diyor. O da gidip protokol yapıp izin alıp drenaj yapması için şey yapıyor ve 1256 metre uzunluğunda bir şey yapıyor. Dönüyoruz bu tarafa, geliyoruz 2009 yılında, yani 11 yıl önce dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bu su baskınlarıyla eleştiriyor. O zaman çok iyi hatırlıyorum, ağır eleştiriyor. 15 Mart 2013'te, 23 Mart 2019 ve en sonunda işte bugün, yani 14 Aralık'ta olan su tartışmaları da bitmemesi su götürmez bir gerçek neredeyse. Şimdi yani bunu sadece bir yerel yönetim şeyini bağlamak. Yani şimdi
birçok yerde sahil bölgelerinde denize yakın yapıların özellikle olmaması yönünde zaman zaman sert tartışmalar oluyor. Mavişehir'de en çok tartışmanın olduğu yerlerden bir tanesi. Ama ihaleye getirip sadece, şimdi düşünün, siz iktidar olarak bütün orada yapılacak yapılara belediye izin vermediğinde izin vereceksiniz, imar açacaksınız, orada yapıların yapılmasına izin vereceksiniz. Sonra işler ters gittiğinde ya bu belediyeler de işte kardeşim bu seli felaketi önleyemiyor diyeceksiniz. Çok ilginç bir şey var. Yani mesela bizim bahsettiğimiz bu eleştirileri getiren isimler de siyasette öyle deneyimsiz isimler değiller. Hepsi çok deneyimli isimler. Hepsi yıllarını siyasette geçirmiş isimler. Yarın öbür gün böyle bir sualle, böyle bir muhataplıkla karşı karşıya kalacaklarını bilmiyorlar mı? Yani böyle bir su tartışmasıyla ilgili CHP'yi, yerel yönetimleri eleştiren isimler o zaman şu soruya nasıl cevap verirsin sorusuna nasıl cevap verecekler? Ya da bunu tasarlayamıyorlar mı? Ya şimdi şöyle, şimdi aslında bütün hikaye şu. Bütün hikaye bir itibar zedeleme meselesi. Yani itibar, cümleyi yanlış kurmayayım. Şimdi çok AK Partili arkadaşımız da var. Onları da incitmek istemem ama hani bir siyasette bir itibar zedeleme çabası var. İtibarsızlaştırma çabası var ve bir algı oluşturma çabası var. Bugün bütün siyasetçilerin üzerinde hani AK Parti'nin son dönemki bir stratejisini ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Ve AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemlere bakın. En güçlü olduğu dönemler. Hep şeyi eleştirdik biz CHP'yi. Kardeşim hep eleştiriyorsun da hiç ne yapacağını, tamam o kötü yapıyor da bunu eleştiriyorsun ama sen ne yapacaksın? Bir anlat. Vatandaşa bunu anlatmıyorsun. Senin çözüm önerin. Reçeten yok derdik. Hatırlar mısın? Tabii. Hepimizin dilinde kullandığı. Şimdi aynı şeyi maalesef AK Parti yerel yönetimlerde yapıyor. Yerel yönetimleri kaptığı muhalefette yapıyor. Özellikle son seçimlerde birçok büyük ilçeyi AK Parti kaybetti. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, ondan sonra Adana gibi büyük illeri kaybetti. Ciddi ve stratejik illeri kaybetti. Tabii yani şimdi dolayısıyla bunun üzerinden şimdi farklı o bölgedeki yerel yöneticileri itibarsızlaştırmak ya da bir algı yaratma algısı mesela iktidarın elini zayıflatıyor. Şimdi bugün şeyi düşünelim, en basiti İstanbul seçimlerini düşünelim. İmamoğlu 13 mi öyle seçimi kazanmıştı? 29 bin mi, 13 bin mi şöyle tartışması indi böyle çıktı tartışmalar 800 bin fark mesela var. Orada meclisi ertelemediler. Mesela meclisi normalde seçim iptal edip hem meclis tabii hem de başkanlığı oylatmaları lazım. Sadece mecliste çoğunlukta olduğu için meclisi oylatmadı. Sadece başkanı seçtiler. Ne kadar fark yedi? 800 bin oy civarı değil mi? Çok ciddi bir fark. Yani o hatta 15 dakikada bitti mesele. Hatta yani. 13 bin oy 13 bin oyla giden seçim 800 bin oy civarında bir bu farkla bitti. Bu daha büyük bir kayıp. Şimdi demek ki ne oluyor? İşte vatandaş tepki gösteriyor. Şimdi İzmir'de şeye dikkat edin. AK Parti'nin ne zaman burada çok kalabalık bir miting yapsa aldığı o kadar çok düşüyor. Ya da buraya AK Partili siyasetçiler geldi. Örneğin Süleyman Soylu geldi, İçişleri Bakanı. Buca'ya gitti. Buca ilçe başkanının elini kaldırdı. Ben iddia ediyorum. Eğer genel merkez düzeyinde, bakanlar düzeyinde İzmir'e gelinip oradaki müdahaleler yapılmamış olsaydı, yani bakanlar gelip yerel siyasete müdahale olmaması, bugün İzmir'de birçok ilçedeki siyaset tavrı biraz daha farklı olabilirdi. Yani evet, o çıkan sonuç çok daha değişik olabilirdi. Ya bunun en güzel örneğini Kınık'ta verebiliriz. Kınık'ta Doktor Sadık Doğruer ki onunla yayın yaptık biliyorsun gittiğimizde. Mesela hiçbir AK Parti'ye yönelik ya da hükümete yönelik mesela çalışmalarını hiç şey yapmadı. Sadece çok kendi pozitif çalışmalar gerçekleştirmiş. Kendi yaptığı gerçekten işleri anlattı ve orada hem CHP'li hem MHP'lisi, AK Parti, yani İYİ Partisi, AK Parti, herkese gönlünü açtı. Aynen. Şimdi dolayısıyla kendini anlattığında %33-32 ile kazandığı seçimi %56 ile kazandı. Çok ciddi bir farkla kazandı ve özde şu mu Sayın Umutoğulları? Yani sizin siyasetçi olarak tavrınız oradaki durumunuzu
doğal olarak etkileyen faktördür. Halk tebaasında, halk yani katmanında şunu, durumumuzu şöyle, belirler. Şimdi Mavişehir'e eleştiri yapıyor. Mesela Karşıyaka Belediye Başkanı'na eleştiri yapıyor. Evet. Düşün, adam sabahın 8'inde kalkmış, çizmelerini giymiş, çamurun içine girmiş. Bütün koordinasyonu belediye başkanı yapıyor. E, o bölgedeki, Mavişehir'deki vatandaşlar görmüyor mu bunu? Buna şahit oluyorlar. Görüyor. Tabii. Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor, CHP'li milletvekili geliyor ya da AK Partili. Vatandaş buna şahit oluyor. Sizin efendim işte Mavişehir'in su bastı. Bak bu CHP'li belediyeler beceriksiz, yeteneksiz. Bak bunlar bu işleri yapamıyorlar dediğinizde sadece bu günlük siyasette günü kurtarmaktan öteye gitmiyor. Bir karşılığı yok yani. Olmuyor işte, görüyoruz. Evet. Yani deprem oldu ya. Hangimiz şu an depremi konuşuyoruz? Evet. Çok burada hızlı günlerce bir biz 4 gün boyunca, 5 gün boyunca şu stüdyolar neredeyse 24 saat yayın yaptık sevgili Alper. Bütün ulusal kanallar yayın yaptı. Şimdi kim konuşuyor bunu? Türkiye'deki gündemin hızlı değişmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bitti. Biz de şimdi gündemimizi değiştireceğiz. Çok konumuz var ki yetişebilirim. Önemli bir konu çünkü belediye meclisinde... Yine algı. Bak yine algı. Yeni yine konuşacağımız konudan evet, bahsediyoruz. Evet, yine bir algı operasyonu. Şimdi bu meselede ilginç, evet algılar yine çok fazla ön plana çıkıyor. Bence videoyu izleyelim, üzerine konuşalım. Çünkü bölemeyeceğiz tekrar. Hı hı. Hatta ilçe başkanı müsaitse onu da bağlayabiliriz. Tamam, bir videodan mektubu sonra da bir ara dile getirelim. Mektubu getirelim, arkasından ilçe başkanını okuyalım. Mektubu da getirelim de. Şimdi ben değerli izleyicilerimiz, sizlerle paylaşacağım mektup son günlerin İzmir siyasetinde. Gene Sayın Umutoğulları'nın da belirttiği üzere farklı algıların ortaya çıkmasına neden oldu. Aslında rüşvetin belgesi diyorlar ya, olur mu? Evet. Acaba rüşvetin belgesi mi? Şimdi kim bilir? Çok yani o mektupla ilgili dün mecliste izlediğimde yani kafama o kadar çok sorular geldi ki, o kadar çok soru gelecek geldi ki onların hepsini şimdi burada söyleyeceğim. Peki. Şimdi önce mektubu okuyalım. Videomuz varsa videomuzu da ardından verelim ve konuyla ilgili muhatabımızı da telefon hattımıza bağlamaya gayret edelim. Sayın Tunç Soyer diye başlıyor. Bu iki gündür konuşulan, meclisin altını üstüne çeviren mektupla ilgili. O mektup şu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkan, Urla İlçe Uzunkuyu Mahallesi 146 adı 2 nolu parsel sahibi. Söz konusu parselin akaryakıt artı DPG artı servis istasyonu olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi diğer bütün komisyonca uygun bulunmasına rağmen Çevre ve Sağlık Komisyonunca uygun görülmediğinden Sayın Meclisinize tekrar komisyonlara havale edilmiştir. Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun gerekçe olarak burada tarım yapılmasının uygun olacağını beyan ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Başkanım, Çeşme yolu üzerinde ve egzoz atıkları söz konusu olan bir yerde yetiştirilecek tarım ürünleri ne kadar sağlıklı olabilir ki? Ayrıca müracaat aşamasında Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan 2 adet olumlu tarım yazısı varken Çevre ve Sağlık Komisyonu bakanlık adına görüş veren ilgili kurumları hiç dikkate almamıştır. Ve ben şahsen tarım yapılmalı yapılmamalı görüşünün görev tanımları içerisinde yer almaması gerektiğini düşünmekteyim. Nitekim bu yıl oraya deneme amaçlı ekilen ve taşıma suyla sulanmasına rağmen yetiştirilen küçücük kavunlardan maalesef zarar edilmiştir. Sayın Başkan, bu benim tarlam, öyle rant barındıran bir yer değil. Ancak burası ısrarla benden düşük bedelle satın alınmaya çalışan kişiler var. Bu kişilerden bir tanesi maalesef Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesidir. Bu kişinin ortağı olan partinizin Urla ilçe başkanı 10-15 gün önce konunun yeniden komisyonlara havale edilmesi üzerine benim Urla'da tanıdığım kişiler vasıtasıyla yardım karşılığı benden 250 bin TL talep etmiştir. Ben bunu Urla Belediye Meclis Üyesi arkadaşım ve Komisyon Başkanı Seda Hanım'a ilettim. Sayın Başkan, benim konumla ilgili olarak mevzuatınıza uygun olmayan bir durum varsa lütfen uygun bulunmasın ve Sayın Meclisinizce de reddedilsin. Bunları da size hayatım boyunca Atatürk ve ilkeleri adına oy verdiğim partinizin dışarıdan bir neferi olarak başıma gelenler hakkında sizi ve saygıdeğer meclisinizi bilgilendirmek amaçlı yazdım diyor ve 30.09.2020 tarihli bu mektubu kaleme alan kişi de Arif Akdemir. İtham ettiği kişi ise CHP'nin Urla ilçe başkanı Hakan Özbadur. Hakan, evet. Özbadur telefon attığımızda mı yoksa önce videomuzu mu izleyeceğiz sevgili? Videoyu izleyelim, hemen videoyu arkasını izleyelim. Konuşalım. Hemen ardından burada çünkü söz hakkı da doğuyor kendisine. Sayın Özbadur'u dinleyeceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de şok bir istifa yaşandı. Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz görevinden istifa etti. Geçtiğimiz aylarda Menemen Belediyesi'ne yapılan operasyon öncesi bazı bürokratlar ve meclis üyeleriyle görüşerek Başkan Serdar Aksoy hakkında bilgi toplayan ve genel merkeze rapor hazırlayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in bu kez de Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz'ın istifasında rol oynadığı iddia edildi. İddialara göre istifa krizinin perde arkası şöyle gelişti. İl Başkanı Yücel'in Yılmaz'a yönetimi istifa ettir dediği, bunun üzerine Yılmaz'ın ben neden istifa ettireyim dediği, Yılmaz'ın karşı durması üzerine İl Başkanı Yücel'in bu kez de istifa ettirmiyorsan sen istifa et diyerek baskı yaptığı ve bunun üzerine Yılmaz'ın istifa ettiği iddia edildi. Öte yandan Kınık İlçe Başkanı İsmail İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 Aralık'ta Belediye Meclisi'nin tüm üyelerine yolladığı Belediye Kanunu'nun 28. maddesine atıfla meclis üyelerinin görevleri sırasında ve sonrasında katılmaması gereken ticari faaliyetleri hatırlatan mail, Aralık ayı meclis oturumunu gerdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal mektuba sert tepki gösterdi. 3 Aralık günü önümüze gelen bir yazı var ve bu yazıda açıkçası beni ve grubumdaki tüm meclis üyesi arkadaşlarımı fazlasıyla rahatsız eden bir ifade kullanılmış ve bu yazının neden gönderildiğini, bu yazının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer tarafından, sizler tarafından neden bizlere gönderilmek gereği duyulduğunu da gerçekten merakla bekliyoruz cevabını. Çünkü şehirde yaşanan bir takım hadiseler, Menemen ve sonrasında yine basından takip ettiğimiz Esot'ta yaşanan bir takım hadiseler neticesinde bu yazının gönderilmiş olması ve bu meclisteki tüm meclis üyeleri ve büyük belediye başkanlarının adeta zan altında bırakılmasını ben kabul etmiyorum. Konuşmasının ardından kendisine gönderilen mailin çıktısını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e iade eden Hızal ve Soyer arasında kısa süreli polemik yaşandı. Bir meclis üyesi olarak ve AK Parti Grup Başkan Vekili olarak tabii ki bu yazıyı biz üstümüze alınmış değiliz ama yazının bu şekilde bizlere gönderilmiş olmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu dile getirmek istiyoruz ve bu yazıyı da sizlere iade etmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet. O yazı size gönderildi. Siz iade etseniz de etmeseniz de o yazı tüm meclis üyesi arkadaşlarıma gönderildi. Değerli arkadaşlar, bu konuda bir müzakere açmayacağım. Sadece şunu hepinizin takdirine sunuyorum. Değerli arkadaşlar, maalesef Menemen'de olduğu gibi, belki yarın bir başka yerde de olacak, bir takım usulsüzlükler, bir takım yolsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Sadece bizim şehrimizde değil, Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde benzer durumlarla karşılaşılabiliyor. Biz mümkün olan en derin, en büyük hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz. Hiçbir arkadaşımı zan altına alacak, hiçbir arkadaşımla ilgili böyle bir duyumumuz olduğu için değil bu yazı. Olsa zaten savcılığa bildirir, gereğini yaparız. Fakat burada bir hassasiyeti hatırlatmaktan öteye bir anlam taşımamaktadır. Dolayısıyla biz bu yazıyı hiç kimseyi ayırt etmeksizin tüm meclis üyelerimize gönderdik. AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız'ın gönderilen mektupta aile bireylerine çıkar sağlanmamasına atıf yapıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi olan Neptün Soyer'in başkanlığındaki kooperatiften ürün aldığını hatırlattı. Biz bugüne kadar hiçbir şekilde şahsi bir ilgilenme yapmadık ama şimdi bu mektubu yolladığımız zaman şu soruyu da insan soruyor. Şimdi biz aynı zamanda kooperatifler anlamında Sayın Başkan birinci derece yakınımız kooperatif başkanı ürün alıyoruz.
Şimdi bu mektup bir tarafından irdelersek buraya da sıkıntıya sebebiyet verir. Niye? Çünkü biz bu anlamda ki bugüne kadar hiç bununla ilgili şahsımızdan ya da grubumuzdan bir ifade duymadınız. Bu anlamda buna karşı olarak bir bakışımız da yok. Ama mevzuata takılma olarak bakarsanız bu mektubun içerisinde bunu da görürüz. Meclis oturumunun sonunda bu konudaki polemiklere de cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konuda elinde bilgisi, belgesi olan herkesi gereğini yapmaya davet ederek son derece sert bir yanıt verdi. Hakan Bey'e de söylemek isterim ki eğer gerçekten benim eşimle ilgili veya benim kardeşimle ilgili varsa onlara bir menfaat sağladığıma dair bir iddia, bunun gereğini yapmak şerefinizdir. Bunu lütfen gereğini yapınız. Bu bir şeref meselesidir. Çünkü bunu hiç dile getirmediğinizi söyleyip hemen hemen her meclis toplantısının direkt temenniler bölümünde bir biçimde bu gündeme geliyor. Ben de rica ediyorum. Böyle bir iddianız varsa bu bir şeref meselesidir. Bunun gereğini yapınız. Çok şimdi değerli izleyenler, mektubu okuduk. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuya ilişkin tartışmaları da gündeme getirdik. Videoya gitmeden önce söz hakkı doğduğundan da bahsetmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanı Sayın Hakan Özbalur şu an telefon hattımızda. İyi akşamlar Sayın Özbalur. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Takip ediyorsunuzdur muhtemelen hem yayınımızı hem son günlerde meydana gelen gelişmeleri. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum, ardından Sayın Mutoğulları'nın da sizlere sorusu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. İddia olunan kişi, bu iddiaları gündeme getiren kişi, bu mektubu kaleme alan kişi Arif Akdemir'le bir tanışmışlığınız, bir araya gelmişliğiniz ya da bu konunun olduğu dönemlerde, iddia olunan dönemlerde bir iletişiminiz var mıydı Sayın Özbalur? Şöyle söyleyeyim, ilk önce bütün TV35 izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Mithat Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi söz konusu kişiyle bizim hiçbir şekilde bir görüşmemiz, bir telefon konuşmamız ve hiçbir anlamda bir yakınlaşmamız olmamıştır. Evet. Hiçbir yerde de bir araya gelmemişizdir. Ne kendisi beni tanır, ne de ben kendisini tanırım. Evet. Evet. Şu ama şimdi bu soruyu niye sordum Sayın İlçe Başkanı? Çünkü mektubun içerisinde direkt şöyle bir cümle geçiyor. Evet. Tanıdığım kişiler vasıtasıyla yardım karşılığı, evet, benden şu kadar rakam, iddia olunan rakam da, evet, 250 bin Türk lirası talep etmiştir şeklinde bir mesele var. Büyükşehir gündemine de taşınınca, işte AK, evet, Parti ve CHP grupları arasında da bir tartışmaya neden olunca bu da bir kamu hizmeti olarak bizim sormamız gereken elzem sorulardan biri haline gelmiş. Şimdi, peki, başkanım, şimdi iyi akşamlar. Tabii orada şöyle bir hikaye var aslında. Hakan Başkan'ın yakın olduğu söylenen Seda Hanım da aslında bulunduğu Çevre Sağlık Komisyonu zaten başından, evet, reddediyor. Evet. Yani, evet, şimdi eğer Çevre, evet, Sağlık, şimdi başkanım aslında Çevre Sağlık Bakanı'na tanıdığınız Seda Hanım şimdi buradan geçmemiş zaten komisyondan bir. Evet. Akan Başkan'ı tanırım. Yıllardır siyasetin içerisinde. Ben daha bugüne kadar ne Akan Başkan'ın bu tip komisyonculuk yaptığını ne de kendi başka işleriyle ilgili bir defa bile CHP içerisinden ya da Urla'da böyle bir şey görmedim, bir. İkincisi, başkanım şimdi kafamda şu sorular var. Bir, şimdi AK Partili meclis üyeleri Tunç Soyer'e soruyorlar. Bu mektup muhtemelen size de gelmiştir diyorlar mektup okuduktan sonra. Evet. Tunç Başkan'ın ifadesini söylüyorum. Bana böyle bir mektup gelmedi diyor. Şimdi, evet, aklımı hemen şu geliyor. Şeytanın avukatlığını yaparım. Evet. Şimdi benzin istasyonu iznini alamayan kişi ne için AK, evet, AK Partililere bu mektubu verir? Zaten burada görünen tabloda da belli olduğu gibi kendi Urla'mızda, Urla'mız üzerinde yapılmak istenen bir rant savaşı görüyoruz. Ve burası üzerinde bir planlar olduğunu görüyoruz siyaseten. Biz de bunlara hiçbir zaman yol vermedik. Yine aynı şekilde duruşumuzu bozmadan devam edip buna yol vermeyeceğiz. Başta Tunç Başkanım, Deniz Yücel İzmir İl Başkanım olmak üzere Urla üzerinde oynanan bu siyasi ranta ve siyasi algıya hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bunun da takipçisi olacağız. Evet.
Başkanım peki tabii bizi izleyenler şimdi olayı en azından duymayanlar bizim özelinde özellikle mektubu okudular. Şimdi bu kadar kolay mı? Şimdi ben burada sizi yayına davet ettim diyelim. Yarın çıkıp dediniz ki ya Mithat Bey bu yayını yapmak için benden 250 milyar para aldı dediniz. Evet. Yani bu kadar kolay mı? Hani bunu böyle belgesi olmadan, bilgisi olmadan, hiçbir elinizde bir belge olmadan bu kadar rahat nasıl insan söyleyebilir? Ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Urla İzmir'in en popüler bölgelerinden bir tanesi. Ve buranın üzerinde bir çıkar sağlamak isteyen kitleler ve şer odakları olabilir. Biz burada bugün bulunduğumuz pozisyonda hem siyasi anlamda hem manevi anlamda her konuda Urla'mızı, ki ben burada büyüdüm, burada da mezarım olacak, bu konularda hiçbir şekilde izin vermeyeceğimizin taahhütünü verdik. Evet. Ve bunun için de her zaman mücadele ettik, mücadele etmeye de devam edeceğiz Mithat Bey. Evet. Başkanım son şey, çok da vaktinizi almayalım. Biliyorum toplantınız evet. var. Bununla ilgili bir yasal girişiminiz olacak mı? Şimdi Mithat Bey şöyle söyleyeyim. Bugün avukatlarımız teklif yazısı yazdı. Ve birçok kişiye de yolladı. Size de gelmiş olması evet. gerekiyor. Bunun dışında aynı zamanda yarın yine avukatlarımız Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunacaklar. Böyle bir şeyin olması ne söz konusu ne de mümkün. Hiçbir şekilde Urla'mızı ne ranta ne de siyasete kurban vermeyeceğiz. Evet. Peki. Sayın Başkan, ve sonuna kadar da bunun takipçisi olacağım. Biz de İzmir kamuoyunu takip eden bir kurum olarak biz de bu olayın takipçisi olacağımızı izleyicilerimize bildirelim. Size de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür edelim ve iyi akşamlar dilerim Sayın Özbaş. Ben de çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Sayın Umutoğulları, aslında tartışmanın menşeine indiğimizde hep siyasi algı meselesinden bahsetmiştiniz ya. Şimdi yani işler 3 tane konu işledik değil mi? Üçü evet, aynı. Evet. Üçüncü konumuz ve üçü de aynı. Şimdi düzlemde ben şunu da anlayamıyorum. Mesela şimdi AK Partili meclis üyeleri mesela bu konuyu meclise getirip Büyükşehir Meclisi'ne tartışma açıyorlar değil mi? Evet. Şimdi buranın şimdi Hakan Özbatur bir meclis üyesi olsa mesela evet dönersin dersin ki sizin bir meclis üyeniz rüşvet almakla ya da rüşvet talep etmekle suçlanıyor ya da iddia ediliyor. Bir şuradayken bir soralım bakalım arkadaşımıza. Ya sen böyle bir şey yaptın mı? Hı hı. diye sorarsın. Şimdi adam ilçe başkanı. Şimdi herkes herkes hakkında her şeyi söyleyebilir. Az önce sorunuzda da o vardı. Yani bu kadar kolay derken yani şimdi, biz birbirimizi mesela çok basit bir itham üzerinden şimdi ben, şunu yaptım şimdi ben buradan AK Parti meclis üyesine mektup göndersem. Desem ki ya desem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ben onunla ilgili İşte şunu yapmayayım diye bana 1 milyon lira teklif etti desem. Bunu ciddiye mi alacak? Allah aşkına. Burada görünen tabloya göre alınıyor. Ha, ciddiye mi alınacak? Yani şimdi bakın. Buradaki bir kere strateji eğer böyle bir strateji üzerinden gidiliyorsa bu yanlış. Evet. Şimdi böyle bir iddia varsa iddia sahibi niye savcılığa gitmiyor? Soruyorum ya. Savcılığa niye gitmiyor? Çok yani biz bugün bunu AK Partililerden meclise gidip öğrenmek yerine Cumhuriyet Başsavcılığına iki satır dilekçe yazarsın. O zaman ama deriz ki. Doğru, bunu o zaman deriz çünkü ki. Şurada bir ya, mektup var. Okunan mektupta sadece iddia var. Bunu dayandırmak fark bir etmez kanıt, kardeşim. Bir ya, şu, fark bir etmez. Bu yok ki. Yani şimdi ben bunu ben savcılık bile, nasıl ciddiye alacak? Tam canına canı yanmış ya bunun. Hani rüşvet istemiş, işi bozulmuş, olmamış evet. vesaire. İki satır yazarsın, gidersin savcılığa, verirsin. Biz de nasıl haber yaparız? CHP ilçe başkanına suçlama, rüşvet suçlaması. Bir anlaşılabilir bir tarafı var. Adamın canını yakmış deriz. Herhalde adamın canını yaktı gitti. Şimdi sen bu konuyu yargıya taşımayacaksın. Alıp götürmeyeceksin. Getirip AK Partili bir meclis üyesine verip onu Büyükşehir Meclisi'nde siyasi malzeme yapacaksın. Şimdi bizi buradan izleyen izleyicilere soruyorum. Ya sana da sorayım. Ya bunun bana bir hani ticaret yapan bir kişinin, bir ticari faaliyet gösteren bir kişinin Büyükşehir'de bu hikayeyi işi olan ve bir imar düzenlemesine giden ve talebi olan bir kişinin hangi gerekçeyle ne için yaptığının
cevabı ne olabilir mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Valla aynı merakı ben de taşıyorum. Akıl sır ermiyor işin açıkçası. Yani düşünebiliyor musun? Nereye doğru gidiyor bu? Yani siz bir ticari bir işletme açmaya çalışıyorsunuz. Muhatabınız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Biri üzerinden eğer ilçe başkanına bu konuyla ilgili gitmişseniz siz de suç işliyorsunuz. Rüşvet vermekse suç. Tabii. Böyle bir bağlantının içindeyseniz suçun şer odağında siz varsınız. Madem zaten öyle biri aracılığıyla gitmişseniz ilçe başkanı niye gittiniz? Siz muhatabınız ilçe başkanı değil ki. Değilse bunu açıklaması lazım öncelikle. Neden orada? İlçe başkanı ne fonksiyonu? Hayır, ilçe başkanı ne fonksiyonu var? O zaman bütün CHP ilçe başkanları demek ki bir tarım arazisini alıp imarını değiştirip bir benzin istasyonuna çevirebilirler. Dönüştürebilme kudretine sahipler. O zaman oradaki 200'ün üzerindeki meclis üyesi hikaye. Büyükşehir Belediye Başkanı hikaye. Oradaki doğru bürokratlar hikaye. Yani aslında yani simetrinin hangi, tutmadığı buradan belli. Hangi galiba hak eden bir vatandaşın arsası bak gecikebilir. Büyükşehir Belediye Başkanı gecikir bekletir. Ama reddedemez. Reddederse mahkemeye gidersin. Dava açarsın. Yasalar bütün şeyleri önünüze sonuna herkes kadar açmış durumda. Herkes bağlayıcıdır yasaların. Ama şimdi siz bununla ilgili bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Bunu ilgili makama değil. İletmek yerine çok daha alt kademedeki bir yere gidiyorsunuz. Hiç alakasız. Siyaseti olmayan. Şimdi ne ilgilendirir siyaseti? Şimdi Sayın Özbadın da ilçe başkanının soruyorum ya. İlçe başkanının rüşvet istemesi Büyükşehir Meclisi ne ilgilendirir? Bana bir mantığını söyleyin ya. Büyükşehir hiyerarşi olarak hiçbir şey bağlantısı yok. Hiyerarşik olarak hiçbir bağlantısı yok. Etik şimdi olarak mesele tartışılabilir aynı şeyi, ama. Aynı şeyi Tunç Soyer'in kardeşi ve eşi için söylüyor mesela. Evet. Evet, ne diyor aynen başkan? Elinizde böyle bir bilgi varsa, belge varsa. Bu bir şeref götürüp, meselesidir. Bunu da götürüp eğer savcılığa vermezseniz diyor. Bu şeref meselesidir. Şeref vermek meselesidir yapmak diyor zorundasınız eğer var ise. Ama şimdi baba şimdi her canın sıkıldığında şöyle söylüyorlar, böyle söylüyor. Yani mahalle ağzı, mahalle dedikodusuyla siyaset yapılmaz. Maalesef yapılıyor ama sayılır. Yapılmaz ama işte. Şöyle bir şey ama yapalım yaparsanız işte olmuyor ya sevgili Alper işte. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Günü kurtarmak adına. Şimdi AK Partililer muhtemelen grup toplantısına bunları verirken, grup toplantısı bittikten sonra, yani meclis toplantısı bittikten sonra bir araya oturup çay içtiklerinde falan, bak ben bunu nasıl yaptım falan herhalde birbirini pofofluyorlardır yani. Kim bilir benim kulislerde aklıma, ne olduğunu. İnan benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Nasıl soruydu ama kim bilir. Bak gördüm bütün gazeteler yazıyor. Mektubu nasıl çıkardım ama. Ya neyi çıkardın? Ya şununla mı övünüyorlar diyorsun, diyorsunuz? Diyorsun ki Büyükşehir Belediye Başkanı'na eşinle kardeşinle ilgili bu geliyor diyorsun. Sürekli ima ediyorsun. E kardeşim şey yapsana. Bir savcıya suçlusuna bulunuyor. Peki adam, şimdi bir konumuz daha var. Onu da ben son 10 dakikanın içerisindeyiz. En azından bu konuyu da konuşarak devam edelim ya da öyle noktalayalım. Şimdi az önce mesela algı meselesinden bahsettik. AK Parti kanadının sizin yorumlarınıza göre özellikle bu su baskını meselesi üzerinden yaptığı eleştirilerin haksız olduğunu söylediniz. Evet. Şimdi bir de işin Cumhuriyet Halk Kanadı Partisi tarafı var. Cumhuriyet Halk Partisi kanadında da İzmir'de özellikle CHP İzmir'de son dönemlerde dinmek bilmeyen bir tansiyon var. İşte Menemen Kınık meselesi ayrı, işte örgütlerde il başkanı Deniz Yücel ile ilgili homurtular var. Siz bunları çok iyi koklayan bir gazetecisiniz. Özellikle İzmir siyasetini bu anlamda çok iyi okuyorsunuz. CHP İzmir'de neler oluyor? Ne olacak? Ya da bu süreç CHP İzmir'e nasıl yarayacak? Nasıl sonuçlandırır? Vallahi şimdi... Şimdi CHP'de özellikle İzmir'de hiç alışık olmadığımız enteresan şeyler oluyor mesela. Mesela il başkanının son dönemlerdeki bence bu Menemen Belediyesi operasyonundan önce belediye başkanı ismine verme süreciyle ilgili sınıfta kalmıştır bence il başkanı. Urla belediye başkanı tutuklandığında sınıfta kalmıştır. Eski yöneticisi Banu Özdemir gözaltına alındığında onunla ilgili yapmış olduğu açıklamada sınıfta kalmıştır. İşte Torbalı Belediye Başkanı olduğunu müdür yaptığında sessiz kalarak sınıfta kalmıştır. İşte atıyorum diğer ilçelerde belediye başkanları kendilerini müdür yaparken, maaş bağlarken il başkanımına sessiz kalmasına kalmadığı için sınıfta kalmıştır. Bu kadar sınıfta kalan bir il başkanı nasıl olurdu hala? Kınık'ta,
Kınık'ta, en basit ya Kınık'ta yaşanan olay. Şimdi bir il başkanı düşünün, örgütte hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. İlçe başkanı çağırıyor, istifa et diyor. Gerekçe sunuluyor mu peki? İstifa et diyor, il başkanı istifa ediyor ilçe başkanı. Gidiyor, yönetim kendi içinden ilçe başkanı seçiyor. Yetmiyor. Bugün iki tane il başkanımızı gönderiyor. Mevcut yönetime de diyor istifa edin diyor. Biz buraya başka birini getireceğiz diyor. Bir haberi izleyelim. İki haberimiz var. Peki bu konuyla, bu konuyla ilgili sevgili yönetmenim, ilgili haberleri ekrana getirelim. Hemen ardından da konuyu bağlayarak noktalamaya çalışalım. Bakalım neler söylenmiş, neler yaşanmış. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de şok bir istifa yaşandı. Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz görevinden istifa etti. Geçtiğimiz aylarda Menemen Belediyesi'ne yapılan operasyon öncesi bazı bürokratlar ve meclis üyeleriyle görüşerek Başkan Serdar Aksoy hakkında bilgi toplayan ve genel merkeze rapor hazırlayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in bu kez de Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz'ın istifasında rol oynadığı iddia edildi. İddialara göre istifa krizinin perde arkası şöyle gelişti. İl Başkanı Yücel'in Yılmaz'a yönetimi istifa ettir dediği, bunun üzerine Yılmaz'ın ben neden istifa ettireyim dediği, Yılmaz'ın karşı durması üzerine İl Başkanı Yücel'in bu kez de istifa ettirmiyorsan sen istifa et diyerek baskı yaptığı ve bunun üzerine Yılmaz'ın istifa ettiği iddia edildi. Öte yandan Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz'ın istifasını il başkanlığına sunarken il başkanlığının kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir Kınık İlçe Başkanlığı görevini sürdüren İsmail Yılmaz, İl Başkanı Deniz Yücel'in baskısı ile ilçe başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yılmaz'ın istifasının ardından ilçe yönetim kurulu ani bir kararla örgütlenmeden ve örgüt yönetiminden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Kocabaş'ı ilçe başkanı olarak seçmişti. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçede yaşanan gelişmelerden rahatsız olduğu ve örgütlerden sorumlu başkan yardımcıları Şener Akdemir ve Ali Rıfat Koç'u yeni ilçe yönetimi ile toplantı yapmaları için Kınık'a gönderdi. Başkan yardımcılarının ilçe eski başkanı İsmail Yılmaz'a yeni ilçe başkanı olan Kocabaş'la görüşmesini ve Kocabaş'ın istifa etmesini söyledikleri ancak eski başkan Yılmaz'ın ilçe başkanına ben istifa et diyemem, eğer istifasını isteyecekseniz kendiniz konuşun dediği öğrenildi. Öte yandan il yöneticilerinin ilçe yönetimiyle toplantı yaptığı ve toplantıda ilçe yönetiminde yer alan üyelere istifa edin yoksa biz sizi görevden alırız diyerek gözdağı verdikleri ve bunun üzerine ilçe yönetiminin ise siz bizi görevden alın biz de 15 gün içerisinde imza toplayarak yeniden seçim yaparız diyerek rest çektiği öğrenildi. Öte yandan il yöneticilerinin ilçe yönetimine ilçe başkanı yapmak istedikleri ismi söyledikleri ve bunun toplantı salonunda şaşkınlık yarattığı öğrenildi. İl yöneticilerinin ifadeleri şöyle: buraya ilçe başkanı olarak atanacak ismin Sertuğ Köybaşı olsun istiyoruz. Köybaşı aynı zamanda bizim 2024'teki seçimlerde belediye başkan adayımız olacak dedikleri iddia edildi. Şimdi genel başkanlık düzeyinde her meclis toplantısında, grup toplantısında, her basın demecinde hem parti içi demokrasiden hem ülke demokrasisinden bahseden bir partinin genel başkanının olduğu ve üstelik kale olarak adlandırılan bir şehirde, İzmir'de il başkanlığı düzeyinde böyle şeylerin tartışılıyor olmasını nasıl yorumlamamız lazım Sayın Umutoğullar? Deniz Yücel iddialar çok korkunç. Yani istifa et. Siz de zaten banda gitmeden önce söylemiştiniz. Hani böyle iddialar var ortada. İddia değil sözüm ya. Ona. Bunların ben birebir muhataplarıyla konuştum. Ben bizzat kendim konuştum. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi biz iktidara koşuyoruz diyor. Genel başkanı parti içi demokrasiden bahsediyor. Her ne kadar işte şu anda tartışmalar olsa da genel başkanlık nezdinde özellikle ilde, İzmir'de böyle şeylerin yaşanması genel merkezi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü zorlayacak, çamura batıracak, örtbas edecek ya da gölgede bırakacak bir durum değil mi? Vallahi şöyle, şimdi tabii CHP'de şöyle enteresan işler oluyor. Şimdi herkes herkesin bir şeyi var. Parti içerisinde bir ağırlığı var. Şimdi eskiden
parti içerisinde bir hiyerarşi olurdu. İşte genel başkan yardımcısı olurdu. Ona bir saygınlık olurdu. İl başkanına bir saygınlık olurdu. İlçe başkanına meclis üyesi. Herkes kendince bir şey olurdu. Fakat çok enteresan bir şey oldu mesela. İşte il başkanı özellikle ikinci dönemden sonra, yani bu bir yıl geçti. Yerel seçimlerden sonra bir yıl sonra farklı bir karaktere, farklı bir kimliğe büründü. Zaten İzmir'in il başkanı çok böyle sempatisi olan, çok böyle örgütle aşırı neşteri olan bir il başkanı değil. Bürokrat gibi. Yani partinin arka kapısından girip arka kapısından çıkan bir adam. Örgüt toplantılarında olmaz. Örgütün içinde olmaz. Üyeyle görüşmez. İl başkanı düşünebiliyor musunuz? Kendi il yöneticisine randevu vererek görüşen bir il başkanı. Yani il yöneticisiyle konuşuyorum. İl başkanı bizim için diyor, biz il başkanı görüşmek için randevu alıyoruz diyor. Ya beraber çalıştığın, kader birliği yaptığın yöneticisinden bahsediyorsun. Ve garip bir ilişki ağı var yukarıda. İl başkanı işte burada kafasına göre oturup, rapor yazıp yukarıya yanlış bilgileri götürebilen bir adam. Net. Bunu daha önce de birkaç defa Kemal Bey'in yanıldığını ben biliyorum. Ve bundan dolayı her geçen gün biraz daha şey yapıyor. En son genel başkan geldiğinde Bayraklı'da inanılmaz morali bozukmuş Deniz Yücel'in. Yani Kılıçdaroğlu'nun çok yüz vermediği, çok böyle yakınlık göstermediği. Bu yüzden biraz gergin olduğu söyleniyor. Şimdi Kınık meselesine gelelim. Menemen meselesini çok işledim ben burada. Hı hı. Şimdi orada zaten sınıfta kaldı da. Kınık yani, biraz daha hem sıcak da, bir günden. Tabii şimdi Kınık'ta asıl hikaye bir isim var orada. Bir avukat. Yani il başkanının bir şey zamanında AK Parti'de Aydın Şengül zamanında bir Karadeniz lobisi vardı. Mesela 30 ilçe başkanının en az 26-27'si Karadenizlidir. Rizeli, Trabzonlu, Oflu, işte atıyorum işte Samsunlu, Sinoplu gibi gibi. Hı hı. 30'a yakın 30'un 25'i Karadenizliydi. Ben Karadeniz lobisi diye hep üzerine giderdim. Evet. Şimdi burada da bir avukat lobisi var. Yine Kınık'ta bir avukatı ilçe başkanı yapmak gibi çabası var. İlçe başkanı yapacak, 2024'te de belediye başkanı adayı yapacakmış. Hikaye bu. Yani bu meselenin hırgürün kopma sebebi bu. Ve bunu il başkan yardımcıları bugün ilçe yöneticilerle, yani Kınık'ta yeni başkan ve ilçe yöneticileriyle yaptığı toplantıda açık açık dile getiriyorlar. Diyorlar ki istifa edin. İşte haberde söylediği gibi istifa edin. Etmezsen biz sizi alacağız. Onlar da istifa, biz etmiyoruz. Bizi alın. Bizden kötü mal 15 gün içerisinde seçim toplar. Tekrar ilçeye seçime götürürüz diyor. Seçime götürmez. Şimdi bunun işte Menemen Belediye Başkanı'na kavga ediyorsun, görevden aldırıyorsun adamı. Partiden attırıyorsun. İlçe başkanına kavga ediyorsun, istifa ettiriyorsun. Öbürle bilmem ne yapıyorsun, onu bir şeye zorluyorsun. Şimdi nasıl bir tavırdır bu? Bir il başkanının bu kadar despot, bu kadar vurduğunu duymaz. Ona vurgu yapmaya çalıştım ya. Yani demokrasiden bu kadar bahsederken bu kadar, hani, böyle olmuş. Bu kadar kendi başına hareket eden. Hani Cumhurbaşkanı eleştiriyor ya, diktatör tek adam rejimi diyor. Emin ol şu an il başkanının gittiği nokta orası. Biri buna dur demezse. Peki, CHP genel merkezinde sesi yok mu? Sesi CHP genel mu? CHP genel merkezinde şöyle bir durum var. CHP genel merkezinde güçlü olan adamların zaten işte Seyit Torun gibi, eski İstanbul İl Başkanı'nın olduğu isimler zaten Deniz Yücel'e yakın isimler. Yani genel başkan yakın olan isimlerin birçoğu sağlam bir bağ kurmuş. Yukarıda işini garantiye almış, aşağıda istediği gibi davranıyor. Şimdi bir il başkanı düşünün. Kendini il başkanı yapmış bir adamı imza süreci giderken oyun dışında bırakıyor. Dönüyorum bu tarafa. Genel başkan yardımcısı olan kişi seçimde, ikinci seçimde destek oluyor. Bütün koordinasyonu o yapıyor. Tuncay Özkan'dan bahsediyorum. Bir araya geliyorsunuz ve orada Büyükşehir'e kazık atıyorsunuz. Seçim bitiyor. Ana kurultaya bir gidiyorsunuz. Çat kurultayda o genel başkan yardımcısını da saf dışı bırakıyorsunuz. Beraber siyaset yaptığınız, yol yürüdüğünüz bazı kişileri yavaş yavaş gemiden indiriyorsunuz.
çok ciddi bir durum var. Şimdi mesela kim inanır? Ya bu şimdi bu il başkanına kim inanır? Bakın. Şimdi eski il başkanı Alaaddin Yüksel, Ali Engin, Kemal Karataş. Dön geriye kimler vardı? Selçuk Ayhan. Ondan sonra daha önceki il başkanlarının hepsinin bir background'ı vardı. Yani partide bir geçmişi vardı. Evet. Bu il başkanının babasının partili olmasının dışında başka hiçbir geçmişi yok. Siyasette geldiği en iyi nokta Buca Meclis Üyesi, il başkanı. Bu kadar. Böyle bir sıçrayış var yani. Tabii. İşte Aziz Bey'in o dönem bir genç talebi vardı. Aziz Hasan Karabağ'ın. Hı hı. İrfan İnanç Yıldız'a önermişti. Bir genç İzmir'de aday olsun, bir genç önersin diye. O da genç mi istiyorsunuz? Al size o zaman grup sözcüsü Deniz Yücel. Aziz Koca, babası Aziz Koca da siyaset arkadaşıydı. Getirdi, şey yaptı. İl başkanı yaptı. Ama şimdi defolar ortaya çıkıyor diyorsunuz. Bu veya buna şimdi taşıyamıyor. Yani bir özgüven çok önemli bence genç bir insan. Ve sizin bahsettiğiniz background meselesi. Ama yani bir background'unun olmadığını mı düşünüyorsunuz yok, Deniz Yücel'in? Bence benim şahsi kanaatim, bence Deniz Yücel bundan sonra CHP verebileceği hiçbir şey kalmadı Deniz Yücel'in. Deniz Yücel her geçen gün, yani şöyle düşünün sevgili Baran. Arabayı vermişsin direksiyonu, şoföre oturtmuşsun Deniz Yücel'i. Düz yolda giderken Deniz Yücel gitmiş fakat hani süre ilerledikçe şey olur, uykun gelir ya. Evet. Yavaş yavaş araba sağa sola gider. Yavaş yavaş şarampole doğru gidiyor galiba. Aynen, Deniz Yücel'de artık uykusu geldi. Artık dinamik tavrı, o şeyi kalmadı. Artık uykusu kaldı ve artık araba yavaş yavaş sağa sola gidiyor. Bakalım yakında, önümüzdeki günler ne gösterecek bu konuyla ilgili. Şimdi bu örgütte çok ciddi rahatsızlık var. Özellikle Deniz Yücel'le ilgili. İnanılmaz büyük rahatsızlık var. Ve çok iddialı bir şey konuşacağım. Eğer Deniz Yücel bu tempoyla giderse kesinlikle ama kesinlikle CHP'yi İzmir'de paramparça edecek, bölecek. Hakikaten çok iddialı ama evet. Bu süreç böyle bu performansla devam ama ederse şimdi Kınık'ta diyor. Şimdi Kınık'ta aldınız ilçe yönetimini. İstediğiniz o Setu muydu? Setu köy başı mıydı? O avukat arkadaşınızı getirdiniz. Kimle siyaset yapacak bu adam? Bütün örgütü karşınıza aldınız. İlçe başkanı, İsmail Başkan yıllardır orada. Belediye yok, hiçbir şey yok. Adam ilçe başkanlığı yapıyor. Niye alıyorsun adamı görevden? Sadece kendi arkadaşını getirmek için. Ki sizin... Kendi arkadaşını getirmek için bunu yapıyorsun. Peki Kınık'taki o şeyi ne yapacaksın? O şeyi, birliktelik, partidaşlık ruhu. Nasıl tutacaksın onu? Tutamazsın. Bu haliyle tutulmaz tabii ki. Ali Ağa'ya bak bakalım. Ali Ağa paramparça. Dön Kınık'a, paramparça. Biraz bu tarafa gel, Dikili. Örgütte ciddi sıkıntılar var. Dönüyorsun Çiğli'de öyle, Bayraklı'da öyle. Bayraklı'da belediye başkanıyla ilçe başkanı kavgalı. İlçe başkanında ciddi tepkiler var. Ya bir ilçe başkanı düşünün. Yani sen bu adamı görevden alacağına şunu yap. Bayraklı ilçe başkanı seçim, deprem olmuş. Bak deprem olmuş sevgili Baran. Bayraklı'da apartmanlar yıkılmış. Belediye başkanı düşmüş şeyin peşine. Vatandaşı nasıl biz bu mağduriyetten kurtarabiliriz? Ama nasıl iki kişiyi daha fazla vefat etmeden çıkartabiliriz? Aman sokakta kalan insanlara nasıl bir kalacak yer ayarlarız? Bunun peşine düşmüş. İlçe başkanı arkasından dedikodu yapıyor. Efendim neymiş? Belediye başkanı depremde ilçe örgütüne yüz vermemiş. Ya da ilçe örgütüyle beraber hareket etmiş. Ne örgütü ya? Bu ya, tür şeylerde böyle şeylere mi bakılırmış? Çok ilginç. Ne örgütü? Gibi. Yani bunun peşine düşmüş. Sen onunla uğraşacağına çağır böyle ilçe başkanlarını, ayar çek onlara. Yani sen Kınık'ta kendi arkadaşını getirip orada koltuğa oturtmak yerine Bayraklı gibi, Çiğli gibi ya da işte ne bileyim Bornova gibi sıkıntılı yerlerde şey yap. Peki. Bak, sevgili Baran. Söylemeyecektim. Son cümleleri toplayalım. Ben söylemeyecektim. Bunu da söyleyeyim. Buyurun. Şimdi buradan ben belediye başkanlarını çoğunu da tanırım, severim. Şöyle şu konuda dikkat etmelerini isterim. Bir belediye başkanına il başkanı çok yakınlaşıyorsa, çok samimi duruyorsa, onun bölgesine çok gidip geliyorsa kendinden korksun. Bil ki o belediye başkanıyla ilgili
Kesinlikle ama kesinlikle kafasında bir operasyon yaptırım fikri şeyi var. Bir operasyon fikri var. Kesin. Aman dikkat etsin. Yahu bir belediye başkanı düşünebiliyor musunuz? 550 günlük Menemen Belediye Başkanı'nın şeyine geliyor. 500 günlük sunum. 550 günlük sunumuna evet. geliyor. Belediye başkanımız diyor, dinledim. Tek kelimeyle çok etkilendiğini söylüyor değil mi? Etkilendim. Evet. Dönüyor, efendim diyor işte diyor, kamu malını korumuştur. 180 de taşınmaz kazandırmıştır. Kazandırmıştır belediye. Bir belediye başkanı olarak elinden gelen her şeyi yapmıştır. Tabii tabii, birlikte izledik. Ama bu arada, bu arada aynı belediye başkanı, aynı il başkanı, o süreçte belediyeden şeyler çağırarak, şu an belediye mevcut belediye başkan vekili seçilmiş kişiyi, mevcut belediye başkanına Serdar Aksu'ya muhalif olan meclis üyelerini toplayarak, onun bürokratını çağırarak belediyeyi bilgi alıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyiciler? Bir belediye, bir il başkanı belediyenin bürokratını çağırıp belediye içinden bilgi istiyor. Öyle bir hakkı var mı? Tabir doğru mudur? Ama partinin, kendi evine bomba koymak gibi bir şey. Partinin genel başkanı, partinin CHP'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirmiyor mu? Bürokratları çağırıp işte şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Talimat ya da, veriyorsunuz. Ya da bakana vesaire. Aynı şeyleri söylemiyor mu? Evet. Değil mi? Senin il başkanın yapıyor. Öbürleri kamu görevlisi. Hiç olmazsa devlette bir görevleri var. Cumhurbaşkanı, bakan, başbakan, milletvekili. Ama siz şimdi bir siyasi kimliği olan kişi şeyin belediyenin muhasebecisini, muhasebe müdürünü çağırıp bilgi alıyor. Bu arada muhasebe müdürü tutuklu. Evet. O müdür, çağırdığı müdür tutuklu. Şimdi buna Menemen meselesinde başlı yani? Başına bir fiyat yok yani. Artı, ayrıca başlı başına siz bunu konuştunuz ama birkaç program konuşulması yani gereken bunu, bir mesele. Şimdi bunu ne anlat, bunu neyi anlatacaksın? Ondan sonra oturmuşsun oraya, gidiyorsun Kınık'ta. Kınık'ın nüfusu kaç ya? Ne istiyorsun? Seçim yok, bir şey yok. Parti içerisinde fantastik bir plan. 2024'ün planını yapıyor Sayın İl Başkanı. 2024'te şunu yapacak. 2024'te İl Başkanı gelecek. İşte bu avukat olan vatandaş Kınık'taki getirecek onu. O belediye başkanı. O 3 yıl ilçe başkanlığı yapacakmış. Son ilçe başkanlığından sonra belediye başkanlığı yapacakmış. Hani demokrasi? Planlar. Ya hani demokrasi? Ben ona vurgu yapmaya gayret ediyorum ya. İl başkanı kaç yıllığına seçildi? 2 yıl ya da 3 yıllığına değil mi? Seçiliyorsun. Şimdi biz ne diyoruz? Seçilmişlerin ayak oyunları gitmesine karşıyız diyoruz değil mi? Evet. Kesinlikle. Sen niye Kınık Belediye Başkanı ayak oyunları gönderiyorsun? Günah ne adamın? Bak, yani söylemler çok ilginç tabii. Hala CHP içerisinde, ben Kınık İlçe Başkanı'nı o kadar çok takdir ediyorum ki, hala CHP içerisinde hakikaten partiye bağlılığı olan, o parti hiyerarşisini, o parti kültürünü alan insanlar var ki, çıkıp şu yapılanları kamuoyuna anlatmıyorlar. Ve parti ahlakı, o parti aynen. ahlakıyla yetişmiş, şimdi, onunla kavrulmuş insanlar. Bir tarafta Ali Cengiz oyunları yapanlar, bir tarafta yaşadığı bütün haksızlıklara rağmen partinin aman kamuoyuna tartışılmasın diye ağzını açmayan insanlar var. İlçe başkanını ben aradım. Sordum, dedim başkanım bunlar bunlar olmuş, yok dedi. Ve adam bizim gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Ama bunu ne için yapıyor? Aman partim yara almasın, aman sıkıntı yaşamasın diye. Şimdi, sırf bu gerekçelerle susan birçok partide olduğunu şimdi söylüyorsunuz. Bu adam CHP'li, baskı yaptı diye istifa ediyor. İstese çıkar, her şeyi karıştırır partiyi ve çarşaf çarşaf bütün ulusal kanallarda çıkar değil mi? Bu tabii canım. Hele bu ortamda yani özellikle mevcut konjüktürü de düşününce. Şimdi bu kötü partili, bunu ilçe başkanı arıyorsun, il başkanı her türlü parti içerisinde bütün il başkanı yetkisini kullanarak her türlü baskıyı partiliye yapıyorsun. İyi il başkanı değil mi? Maalesef. Bu herkes, konu daha çok su götürür. Herkes elini vicdanına koyacak. Yani ben şunu söyleyeyim. Evet. Öncelikle ben burada olduğum sürece, nefes aldığım sürece yapılan bütün haksızlıkları burada konuşacağım. Ben de şimdi, tam şey diyecektim. Biz daha bu meseleleri çok konuşuruz gibi geliyor. Şimdi bana çok kızıyordur. Muhtemelen yayını izleyen birçok AK Partili siyasetçi. Ama arkadaş kusura bakma. Şimdi bir şeyi konuşuyorsan buranla konuşuyorsun. Kalbinle, gönlünle konuşuyorsun. Doğru ya doğru, yanlış yanlış. Şimdi yapılan her şey ortada. Bugün İzmir'e mikrofon uzatalım. Benim söylediğimin 100 kişiden 90 aynı şeyi söyler. Bunlar hikaye. Gidelim Mavişehir'e dökelim.
kameraları yarın göndereyim bakalım ne söyleyecekler. Acaba gerçekten AK Partili yöneticilerin anlattığı şeyleri bize anlatacaklar mı? Yoksa hayır. Gerçekten o büyük koca koca binaların yapılmasına izin veren iktidarı mı acaba eleştirecekler? Şimdi ona bakmak herkes lazım. Herkes her şeyin farkında. Çok güzel bir şeyle başlamıştınız. Öyle de noktalayalım isterseniz. Siyasetin mesleği siyaset olmalı. Algı olduğu zaman kimseye siyaset yapacak alan da zaman da kalmıyor. Tamam. İşte bakın biz bir saate aşkın bir süredir burada sadece algıları ve algılarla varılan sonuçları konuşuyoruz. Belki de şehirde, ülkede yapılması gerekenler, yapılanlara yapılan takdirleri konuşmamız gerekirken ne acım. Teşekkür ediyoruz. Pardon bir şey diyeyim. Sevgili Özgür o bir fotoğraf var diye verme şansımız var mı? Ya birbirler onu bir algıyı konuşacağım. Şimdi ne için ne anlatmaya çalıştığımı söyleyeceğim. Çeşme Belediye Başkanı bir takipçisiyle şimdi evet, bakın, şu anda hakkımızda sevgili izleyiciler ne diyor sevgili Baran? Paylaşımında. Paylaşımda Ulu Tanrım afatsız ve bereketli ver barajlarımıza su girmeye başladı şeklinde bir paylaşım yapmış. Yani Allah'ım da diyebilirdi. Tabii. Değil mi? Tanrım. Şimdi ne diyor orada bir vatandaş? Diyor ki Ulu Tanrım ne demek? Hristiyan mısın sen? Tamam. O da diyor ki başkan da kızmış. Mahmut Düger demiş. İsmini de vermiş. Hoş ve demiş. Hoş demiş ardından. Şimdi hepimiz askerliğimizi yaptık değil mi Baran? Evet. Askerde yemin ederken bize ne dedirtirlerdi? Tanrımıza hamdolsun. Milletimiz var olsun. Ardından da gelen komutla afiyet olurdu. Tamam. Şimdi bu paylaşımla ilgili AK Parti Çeşme İlçe Başkanlığı 2 sayfa süren bir metin yazmış. Basın açıklaması. Bak. 2 sayfa. Yani soruyorum Ozan sana. Peygamber Ocağı'ndaki herkese binlerce sayfalık tekstip yazmış. Yok yani onu söylemiyorum. Şimdi bu vatandaşla şimdi bu vatandaşla belediye başkanı arasında olan bir tartışma konusu. Kimi ilgilendirir? Algının fotoğrafı diyebilir miyiz bu fotoğrafa? Kimi yani ilgilendirir? Burada oluşturulmaya çalışılan. Şimdi mesela şey midir yani burada hani belediye başkanıyla takipçisi arasında yaşanan tartışma. Yani bir AK Parti ilçe başkanı. Yani o kadar koca bir kurumun başına gelmiş bir kişi. Hı hı. Ya 2 sayfa metin yazıp yollar mı ya? Çok ya okudum. Yani bana gönderdikleri okuyorum. Arkadaş dersin belediye başkanı adam öldürmüş. Algı meselesinin vardığı son noktada belki de böyle hayır, bir şey. Siyasetin geldiği yer burası işte. Yani adam bundan medet umuyor. Ya bundan medet umma. Bir belediye başkanı kenti yönetir. Gidersin oturursun vatandaşı dinler. Çeşme'de yaşamıyor musun kardeşim sen? Gidersin oturursun vatandaşla konuşursun. Vatandaşın sıkıntısı varsa, problemi varsa gider onunla anlatırsın. Hı hı. İyi niyetliysen belediye başkanı arar, onunla hiç meseleyi çözersin. Ama bütün yaptığın bir şeyi, ya bir de yorulmuyor musun bunu takip ederken ya? Yani düşünebiliyor musun? O belediye başkanı bir şey yazmış, altında yüzlerce yorum var, 197 mi yorum var? O yorum 197 yoruma. Şimdi atladığınızı zannetmiyorum ama artık bu bir lüks değil, bir görev, bir zaruret haline işte başkanların, siyasi isimlerin sosyal medya hesaplarını takip edip orada aman bir tane benim elime geçecek bir şey olur mu? Buradan bir şey peyda edebilir miyim? İşte bu ne biliyor musun? Ama böyle bir arayış var. Şey yayının başında söyledim ya, günü kurtarmak. Evet. Hani ama biz, artık o gün de kurtulmuyor. Şimdi biz buraya gelirken şey gibiyiz. Hani tekneden balığa çıkarsın. Balıkçı gider. Ağını atar. Ya nasip der atar. O gün ne çıkarsa onunla geri döner. Hı hı. Şimdi habercilerin de hikayesi odur. Hepimiz evimizden işte çıkıp yüzümüzü yıkayıp kahvaltımızı yaptıktan sonra iş yerimize geldiğinde ya bismillah deriz. O gün ne haber gelirse ona onu göre işleriz. Şimdi siyasetçiler de böyle olmuş. Biz günü, onlar da şimdi günü kurtarmak için bakıyorlar ne bulabiliriz acaba? Bugün bu şartlarla çok kurtulmaz ama. Çok yok. Çok daha fazla teker üretmez. Kimseye bir şey yani kazandırmaz. Tabii ki. Daha elit, daha elde tutulabilir, daha oturaklı şeylerle siyaset yani, yapmak gerekiyor. Yani bakın ben hep söylüyorum. Ben AK Partili Başkanı Sayın Kerem Özçelik'in siyasi tarzını inanılmaz seven bir adamım. Evet. Yani o yumuşak tavrı, yumuşak üslubu eleştirirken bile o kendine has bir yorum var. Yani herkes bilir. Kerem Ali Sürekli'nin bir şeyi vardır. Bir tarzı vardır. Tarzı vardır mesela. Evet. Hani bunu herkes takdir eder. Ama işte bazı siyasetçilerin böyle söylediği doğru şeyler bile emin ol insanlara çok itici gelip bundan dolayı o insanın yaptığı eleştiri dinlemeyen ya da televizyondaysa kanal değiştiren, sosyal medyada görmeyen insanlar var.
Şimdi dolayısıyla siyaset tarzımızı ve tavrımızı bence değiştirmeliyiz. Evet. Çünkü bu konudan biz de hakikaten çok sıkıldık artık. Kesinlikle yani, düşünebiliyor musunuz? Belediye başkanı hoş demiş, bunu işleyeceğim. Ya ben bir gazeteciyle oturup bir saat bunu okudum ya. Okumayacağımız günlerin yaşanması temennisiyle diyelim. Yani, ya evet. Bunları bırakın. Arkadaş, Çeşme'nin başka sorunu yok mu ya? Yok mu ya? Bu belediye başkanı 2 yıldır orada. Bir çık kardeşim, elle tutulur, gözle görülür bir şey yap. Bize takdir edelim seni. Bu ülkenin başka sorunu yok. Biz İskandinav ülkelerinden biri olduğumuz için ancak böyle şeyleri sorun yapacağız kendimize. Bugün sizi susturmakta zorlandım. Evet. Bakalım bir sonrakine. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve çok değerli paylaşımlarınız için. Ama şunu da belirtmek lazım. Bu meseleler devam ettiği sürece siz bunları çok konuşacaksınız. Ben bunları çok soracağım gibi geliyor. Bakalım sonrası nasıl olacak. Değerli izleyenler, Haber Aktif'i biraz da süreyi uzatarak noktalamış oluyoruz. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir yayınla karşınızda olduk ve İzmir'de son haftaların gündemini Sayın Umutoğulları'yla gazetecilikteki deneyiminden faydalanmaya çalışarak sizlerin bilgisine, ilgisine sunmaya gayret ettik. Noktalıyoruz Haber Aktif'i. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.